Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Şubat Salı günü. Depremin 15. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Adıyaman Gölbaşı'nda Gölbaşı'ndan Malatya istikametine doğru hemen çıkışta kıyı restoranının çapraz karşısına denk geliyor. Buraya bir tane Sahra Hastanesi kuruldu. Bu Sahra Hastanesi'nde depremzedelere ve Gölbaşı halkına hizmet veriliyor. Bu hastaneye yabancı ülkeden yani Fransa'dan gelen görevliler var, doktorlar var. O insanlarla birlikteyiz. Onlar memleketlerinde ailelerini bırakmışlar, buraya gelmişler, bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Şimdi o görevlilerden Didier Talbot ile beraberiz. Kendisi de Fransız vatandaşı. Kendisinden burada yapılan çalışmalar konusunda bilgiler alacağız. Hello Mr. Didier. First of all, I would like to thank you to come here and help us and help our people. Deeply thank you. Which country did you come here? So I come from France. I'm part of the French Civil Protection. And we came through the European mechanism for civil protection to come here and settled to help our friends. Mm-hmm. And so we settled here 10 days ago. Mm-hmm. And to open the field hospital. And so you have behind me 60 tons of equipment so that we can accept 100 patients a day in this hospital. Mm-hmm. To do every kind of treatment that the local hospital cannot deliver because of the destructions since the earthquake. Buraya Fransa'dan geldiklerini, günde yaklaşık 100'den fazla hastaya baktıklarını söylüyorlar. Her türlü sağlık hizmetini burada vermeye çalışıyorlar. Onları söylüyor. So how many doctors or nurses did you come here and to help people? So for this hospital we have a total of 90 persons working in, and on those 19 persons we have 2 surgeons, 15 doctors, 15 nurses, some anesthetists, radiologists, pharmacists, and every kind of logistician so that the hospital can run correctly. Mm-hmm. Thank you. 90'a yakın personel gelmişler arkadaşlar. 15 tane doktor, 15 tane hemşire. Bunlardan arasında radyolojist var, doktorlar var ve diğer hemşirelerle ve sağlık görevlileriyle burada hizmet veriyorlar. Bununla birlikte benim içeride edindiğim bilgilerden hareketle 3 tane de tercüman var. O tercümanlar aracılığıyla da buraya gelen hastalara bilgi veriyorlar ve hastalara yardım etmeye çalışıyorlar. What kind of treatment do you deliver to people? So we have lots of equipment in here, so mm-hmm. we can do some radiology, some biology, also some little surgery, mm-hmm. and all kind of medicines you can find everywhere. Mm-hmm. So most of the people coming here have symptoms related to the earthquake, mm-hmm. because they had a few injuries but haven't seen any doctor since the event. Mm-hmm. And nowadays we are accepting lots of those people that are coming now to see some medical staff. Thank you. Ben hem kendi adıma hem memleketimin insanların adına kendilerine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. I deeply thank you to come here and help us, and thank you so much Mr. Didier. Thank you no so problem. Much. Thanks for all. Thank you. Şimdi arkadaşlar buraya Sahra Hastanesi'ni kurmuşlar. Röportajımızdan sonra ben hastaneyle ilgili şöyle biraz da genel çekim yapacağım. Burada biraz size göstermeye çalışacağım. Hastanenin içerisine ben girdim, baktım. Sağ olsun görevliler biraz önce ifade ettikleri gibi burada tedavi hizmetlerini veriyorlar. Herhangi bir randevu vesaire almadan direkt buraya gelip burada acil hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. İçeriği dediğim gibi çekmiyorum. Hem hastalar var hem görevliler var. Onları rahatsız etmemek adına buraya birçok çadırlar kurulmuş ve o çadırlarda insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Görevli arkadaşın söylediği üzere 90 personel gelmişler Fransa'dan buraya. Hepsi farklı branşlarda. 15 tane doktor var, 15 tane hemşire var ve sağlık görevlileri var. Burada herkese sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Siz diyelim buraya geldiniz, nasıl iletişim kuracaksınız? 3 tane de tercüman görevlendirilmiş, Fransızca bilen, Fransızca Türkçe tercüman. Onlar aracılığıyla buraya hastalarınızı getirip burada tedavi ettirebiliyorsunuz. Tedavi sonrası ilaçları burada varsa buradan da alabiliyorsunuz. Eğer burada yoksa devlet hastanesine gidip oradan da ilaçları temin edebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir randevu almaya gerek yok dedik. Burada görevliler 7/24 hizmet veriyor. Arkadaşlar şimdi Sahra Hastanesi'ndeki işleyiş hakkında hemen şöyle bir şeyi de ekleyeyim. Örneğin biz bir tane akciğer hastası getirdik buraya. Akciğerinde ödem oluşmuştu.
Burada görevliler, Fransız doktorlar ve görevliler gerekli müdahaleyi yaptılar. İncelemeleri, tahlilleri, tetkikleri yaptılar. Yalnız burada imkanlar kısıtlı olduğu için işlemin geri kalan kısmını, tedavinin geri kalan sürecini il dışındaki başka bir hastaneye götürüp orada devam ettirecekler. Onun için de Adıyaman il merkezinde yer bulundu. Buraya hemen ambulans sevk edildi. Hasta şimdi birazdan buradaki Sahra Hastanesi'nden alınacak. Ambulansla Adıyaman il merkezine sevk edilip tedavisine orada devam edilecek. Sahra Hastanesi'nde durumlar böyle işliyor arkadaşlar. Buradaki görevliler ellerinden geldiğince müdahale ediyorlar. İmkanların kısıtlı kaldığı veyahut yetersiz kaldığı durumlarda da hemen ambulanslar eşliğinde hastalar başka yerlere transfer edilip tedavileri gerçekleştiriliyor. Evet, şimdi bir hastanın sevk işlemi gerçekleştiriliyor. Buradaki tedavisinin ardından ilgili hastaneye ve branşa yönlendirilip oradan ambulansla o hastaneye gidip oradan tedavisi devam edecek. Tabii yine ben hastayı çekmiyorum. Adıyaman Gölbaşı Sahra Hastanesi'nden sizlere şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bugün 21 Şubat Salı günüydü. Buradan size son durumları aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.